Tayyip Erdoğan'ı belki biraz sonra verir. Sizin notlarınız arasında var mı yok mu bilmiyorum. Yeniakit.com.tr'de çok güzel Faruk Öztürk'a bir seçmenin, bir vatandaşın, bir bayan seçmenin Kahramanmaraş'ta verdiği bir tepki var. Türkiye'nin belki de özetini vermiş oluyor o hanımefendi. Olaylara nasıl baktığını, birilerinin gelip de siyasi rant devşirmek için halkın enflasyondan bezmiş durumdaki o görüntüsünü ranta çevirmek, oya çevirmek isteyen, dünya genelindeki akaryakıta gelen zammı, savaş sebebiyle gıda ürünlerindeki zamları sanki sadece Türkiye'de enflasyon varmış gibi gösterip kendilerine oy devşirmek isteyen 3 tane siyaset hokkabazına Kahramanmaraş'ta ne iş yaptığını bilmiyorum. Ev hanımı mıdır, bir yerde çalışıyor mudur bilmiyorum. Ama bir hanımefendi 2 satırla bütün cevabını vermiş oldu. Dolayısıyla CHP'de, İYİ Parti'de, diğer partilerde o seçmenin ferasetine biraz dikkat etmeleri gerekir. Öyle efendim enflasyon şuna çıktı. Akaryakıta her gün zam geliyor. İndirime sıra gelince peyderpey yapılıyor vesaire şeklindeki eleştirilerle veya et üzerinden 4 sene önce ben biliyorum 150 lira 55 lira diyordular kıyma. 4 sene sonra şimdi kıyma 90-95 lira oldu diye %100 zam geldi diyorlar son 3 ay içinde 4 ay içinde. İyi güzel de kardeş. Bir de 2018 fiyatlarına bak. Bir de Türkiye'de dışarıdan ithal edilen et, canlı ve karkas olarak ithal edilen etleri düşünün. Şimdi de Uruguay'dan küçük bir ithalat yapılması planlanıyormuş. Ama ve lakin bir yandan da ihracat da yapılıyor. Yani günlük olarak piyasa tartılıyor. Şurada bizim fazlamız var, şunu ihraç edebiliriz. Şurada da eksiğimiz var, bunu da ithal edebiliriz şeklinde. Türkiye politikası canlı bir şekilde takip edilirken maalesef ki maalesef rakamlarla da oynayan CHP genel başkanı bile işte Katar'a şu kadar ihracat yapmışız deyip ihracat yapmayı da suçmuş gibi gösteren bir bakış açısıyla Türkiye'nin politikasını değerlendirmeye kalkıyorlar. Bu politika ne İyi Parti'ye yarar, ne HDP'ye yarar, ne de CHP'ye yarar. Saadet Partisi'ne hiç yaramaz. Çünkü işte Ramazan'a geldik. Onlar da seviniyorlar. Ayasofya'da işte ilk mahya La ilahe illallah şeklinde. Onlar da milli gazetelerinde duyuruyorlar. Karar Gazetesi'nde duyuruluyor. Ellerini vicdanlarına koysunlar, söylesinler. Bu ülkede AK Parti seçim kazanmamış olsaydı, 20 yıldır üst üste seçimi kazanamamış olsaydı, bir seçimde AK Parti, bir seçimde koalisyon, bir seçimde işte Doğru Yol, Anavatan veya bir başka parti seçim kazansaydı, o Ayasofya açılabilir miydi bu ülkede? Bir ellerini vicdanlarına koyup söylesinler. Eğer Ayasofya'nın açılmasından mutluluk duyuyorlarsa şu küçük hataları mutlaka vardır AK Parti'nin. O hataları mutlaka dile getirsinler. İstanbul Sözleşmesi'ne imza attıkları için biz de eleştirdik. Bursa'daki Mithat Paşa Ortaokulu'nun müdürünü CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklamasından bir saat sonra görevden aldıklarında biz de AK Parti'yi eleştirdik. Ama o İstanbul Sözleşmesi'nden geri çıkan Tayyip Erdoğan'ı da alkışladık. O okul müdürünü biz baktık, herhangi bir sorun şu anlık okul müdürünün soruşturmaya etki etme ihtimali yok. Biz soruşturmamızı yine yürütüyoruz ama okul müdürümüz de 7 yıllık, 8 yıllık başarılı bir müdür. Dolayısıyla görevine iade ediyoruz diye 3 günün içinde, 4 günün içinde tekrar yanlış kararından dönen bürokrasiyi de o bürokrasiye imkan tanıyan AK Parti kadrolarını da biz alkışladık. Ama Milli Gazete alkışlayamadı.